Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Ulaştığımız son bilgiler doğrultusunda yerli ve milli bir şekilde geliştirmeye devam ettiğimiz siper uzun menzilli hava savunma sisteminin 3 yıl sonrasında Rus yapımı S-400'ler seviyesine getirileceği ve bununla beraber Rusya'dan satın almış olduğumuz S-400 hava savunma sistemlerinin tamamıyla rafa kaldırılabileceği öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde de videosunu yaptığımız üzere siper hava savunma sisteminin ilk versiyonu yani Blok 0 sürümü 2022 yılının sonunda envantere alınacak. Sistemin tamamının ise 2023 yılı içerisinde envantere alınması planlanıyor. Siper hava savunma sisteminin envantere alınmasıyla beraber Türkiye yerli ve milli bir şekilde balistik füze koruması hariç her türlü tehdide karşı kendini koruyabilme potansiyeline erişecektir. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir'in açıklamış olduğu tarihlere bakacak olursak 2028 yılında ise siper uzun menzilli hava savunma sistemimizin en gelişmiş versiyonu yani balistik füzelere karşı tam koruma yeteneğini bünyesinde barındıran versiyonu da envantere alınacak. Bu sistemin envantere alınmasıyla Rusya'dan alınan S-400 sistemlerine Türkiye'nin ihtiyacı kalmayacak. Dolayısıyla bu sistemlerin tamamıyla rafa kaldırılması bekleniyor. Yine Profesör Doktor İsmail Demir'in açıklamış olduğu 2026-2027 yılları arasında envantere alınacak olan Siper Blok 2 ve Blok 3 sistemlerinin Rus yapımı S-400 seviyesine ulaşmış sistemler olması bekleniyor. Hatta sadece S-400'ler değil, SAMP-T sistemini de geride bırakacağı çeşitli savunma sanayi uzmanlarınca belirtilen bir detay. Türkiye'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı katmanlı hava savunma ağının ilk kademesi Hisar Ağ Artı ile başlıyor. Hisar Ağ Artı sistemi 2 km asgari, 15 km azami menzile sahip bir şekilde geliştirildi. İkinci kademe hava savunma sistemimizde yine Hisar ailesinin bir üyesi olan Hisar O Artı. Hisar O Artı sisteminde ise 3 km asgari, 25 km azami menzile sahip bir sistem bizi bekliyor. Ayrıca Hisar O Artı'nın bildiğiniz gibi Aref versiyonu da geliştirildi. Hisar Aref olarak adlandırılan radar arayıcı başlıklı versiyonda ise bahsedilen 25 km menzil sınırı 35 km'lere kadar çıkarılmıştır. Katmanlı hava savunma ağımızın 3. ve son kademesi ise hepimizin de bildiği gibi Hisar U uzun menzilli hava savunma sistemi. İlk etapta Hisar U olarak duyurulan sistem, daha sonrasında isim değişikliğine uğrayarak Siper olarak anılmaya başlandı. Siper uzun menzilli hava savunma sisteminin Blok 1 versiyonunda 30 km asgari menzil ve 100 km azami menzil bizi bekliyor. Bunun dışında hala geliştirilme aşamasında olan Blok 2 ve Blok 3 versiyonlarında azami menzil sınırının 150 km ve üzerinde çıkarılması beklenmektedir. Siper Blok 0'ın envantere alınmasıyla teknik olarak aslında hava savunma ağımız tamamlanacak olsa da Blok 2 ve Blok 3 sistemlerinin envantere girmesiyle katmanlı hava savunma ağımız tamamıyla yerli bir şekilde tamamlanmış olacak ve bununla beraber dışarıdan satın almış olduğumuz Rus yapımı S-400 sistemleri gibi tüm hava savunma sistemleri uzunca bir süre rafa kalkacak gibi gözüküyor. Yerli ve milli hava savunma sistemimiz olan Siper'in global çapta birçok rakibi bulunmaktadır. Bu rakiplerin en başında Rus yapımı S-400'lerle beraber Amerikan üretimi Patriot sistemleri geliyor. Patriot sisteminin de Siper'de olduğu gibi blok aşamaları mevcut. Aslında dünyada üretilen tüm hava savunma sistemlerinde blok aşamaları mevcut diyebiliriz. Amerikalı üretici firma bunlara blok değil de PAK ismini veriyor. Yani Patriot sisteminin PAK 1, PAK 2 ve PAK 3 versiyonu mevcut. PAK 1 ve PAK 3 versiyonlarında 20 ila 70 km menzil sınırı olduğu bilinmektedir. Siper sisteminin Patriot'lar arasındaki en büyük rakibi ise PAK 2 versiyonu. PAK 2 Patriot'larda 160 km azami menzil sınırı olduğu aktarılıyor. Her ne kadar 160 km azami menzile sahip olsa da Patriot'larda kullanılan askeri radarın menzil sınırı 150 km seviyelerinde. Yerli ve milli üretimimiz olan Siper'e dönüp bakacak olursak kullanılması planlanan iki farklı yerli ve milli radar sistemi mevcut. Bu radarlardan ilki 600 km menzille uzun menzilli ve kara konuşlu hava savunma radarı.
İkinci radar sistemi ise geliştirme ve fizibilite çalışmaları hala günümüzde de devam eden TF-2000 Destroyer'inde de kullanılacak olan, 450 kilometreden fazla menzile sahip olduğu bilinen ve aynı anda 1000'den fazla hedefi takip edebilme yeteneğini bünyesinde barındıran Çafrat radarı. Bu radarların siperde kullanılacağı tam olarak resmi bir şekilde Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından açıklanmadı. Fakat savunma sanayi uzmanları tarafından bu radarların kullanılacağı birçok kez dile getirildi. Tüm bunlara baktığımızda siperin tam anlamıyla tüm blok versiyonlarıyla envantere girdiğinde Amerikan Patriot'larıyla Rusya'nın S-400'leri arasında bir yerlerde olacağı tahmin ediliyor. Ve yine siperin tam anlamıyla envantere girmesiyle birlikte Türkiye uzun zamandır üzerinde çalıştığı yerli ve milli katmanlı hava savunma ağını başarılı bir şekilde tamamlamış olacaktır. Fakat tekrar belirtmemizde fayda var diye düşünüyorum. İsmail Demir'in duyurmuş olduğu 2026, 2027 ve 2028 yıllarında envantere girmesi planlanan Blok 2, Blok 3 ve balistik füze korumasına sahip olan sistemler envantere girdiğinde Rusya'dan satın alınan S-400 sistemleri rafa kaldırılabilir. Son olarak İsmail Demir'in ifadelerini de sizlere tekrardan hatırlatıp videomuzu sonlandıralım. Savunma Sanayi Başkanımız Profesör Doktor İsmail Demir, 1 Temmuz tarihinde katıldığı televizyon canlı yayınında bir sonraki aşama olacak olan Siper Blok 1 sistemi için 100 km menzil ve 25 km irtifa sınırının planlandığını duyurmuştu. Bununla beraber Blok 1 ve Blok 2 sistemlerinin 2025 yılında balistik füze önleme yeteneğine sahip en gelişmiş versiyonunun ise 2028 yılında hizmete gireceğini açıklamıştı diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.